Herkese merhaba millet. Selamlar arkadaşlar. Ben bugün pek iyi değilim. Aşıya müteakip. Aşı olduğumuz için dün gece inanılmaz kötü geçti. Ben ikinci aşıdan sonra kötü olmuştum ama bu üçüncü aşıdan sonra yani gerçekten çok 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 kötü oldu. Sürekli titriyordum. Sürekli bir titreme var. Böyle bildiğin o titriyordum yani. Böyle kendimi sıktığım zaman ancak titremiyordum. Böyle bir garip bir baş ağrısı. Çok kötü. Perttim yani. Bitiktim. Hala kötüyüm. İlaç falan aldım şimdi. Alper'e bir şey olmadım. Maşallah. Maşallah diyor. Maşallah. Ben beterim. Ama tabii daha komik bir şey var. Ya şimdi... Şimdi göstereceğiz az sonra. Acayip komik bir şey oldu. Şimdi biz tabii dün aşı olduk ama ilk birkaç saat etkisi olmadığı için sonra gittik gezmeye gittik gezdik. Mağazalara giriyoruz çıkıyoruz sürekli ben ötüyorum. Sanki bir şey çalmışım gibi sürekli ötüyorum mağazalardan çıkarken ama bakıyorum hiçbir şey yok. Neyse şu üstümdeki beyaz montu da ben yeni almıştım geçen hafta. Videoda da var alışverişte. Ya diyorum ki bundan herhalde yani çünkü yeni ve sürekli her mağazada ötüyorum. Hep bir problem mağazaya girmekten soğudum hiçbir yere giremiyorum falan. En sonunda. Artık iş şeye döndü yani Cansu'yu izliyoruz böyle sürekli mağazaya girerken aynen. Çıkarken. Evet diyorum ki siz önden çıkın bari hani bir tek beni uğraşın siz uğraşmayın falan. Gelince döker kalktı kafaya ya bulacağım falan nerede bu diye. Yok diyorum ben her yerine baktım hiçbir yerinde alarm yok diyorum. Şimdi size alarmı gösteriyorum sonra Gökay'ın kim buldu sen mi buldun? Sen mi buldun sonra? Arkadaşlar şurada alarm ya şurada bakın. Şu kolumda burada. Ve ben bu notu giydim yani ve asla hissetmedim. Yani bilmiyorum. Aşırı komik ve bunu bulup nasıl hissetmezsin? Ben hissetmedim yani. Şimdi Zara'ya gideceğiz tekrar. Fişimizde ki hayır çaldım mı çalmadım mı belli değil. Derdimi anlatamam diye de dün girip bakmadım. Şeye girip söktürmedim. Neyse bugün eve gittik. Fişi aldım. Dedik ki fişli gidelim yani hani rezil olmayalım diye. Neyse çok şükür kurtuldum alarmdan ama orada da bir zorluk çıkarttılar. Diyor ki aldığım yere gitmen lazım. Ya dedim ki neden? Neden sorusun cevabı yok. Neden? Böyle suratıma baktı. Çünkü onu diyor ki cevap böyle bir suratıma baktı. Sonra ki çünkü dedi bu onların hatası. Onların hatası dedim ki bir saniyelik işlenin bu alarmı buradan sökmen. Sök yani. Söktürdüm. Ama mesela Alper olsaydı tamam deyip geri dönerdi. Ben olmasaydım orada. Değil mi? Ya yok şu an çok üşendim. Ben de itiraz edebilirim. Ya doğru söylüyor. Yani. Doğru söylüyor. Ama %90 tamam. İhtimalle ben tamam derdi. Yani. Dönüp giderdi o kadar. Şimdi 40 kilometre yol. Ya evet sen öyle. Evet. Evet. Neyse ki ben varım yanında. Şimdi. Ya çok daha büyük bir mağazaydı. Vodafone arıyoruz. Arkadaşlar. Neden? Neden? Çünkü Alper kıskançlığından. Telefon almak istiyor. Ben telefon aldıktan sonra kıskandı. Almak istemiyorum. Hala almayabilirim. Ya neden giriyoruz? Denos'a da bakabilirdik ya. Ne bakacağım? Artık ötmüyorum ya. Her şeye girebiliriz. Lan keşke en son çıkartmasaydım. İstiyorsan sana bir McDonald's ısmarlayabilirim. Hayır. Hayır. Sen ye istiyorsun. Yok. Sonra belki böyle fırızı yer miyiz şurada? Ya sen hasta değil misin? Ben aşıdan hastayım. Bu gerçek hastalık değil ki. Bu yapay bir hastalık yani benim gerçek. Hasta mısın değil misin? Bana onu söyle. Değilim. İyileştim. Anlat var ya videoda 30 saniye önce hastayım diyorsun. İyileştim bir yandan. İyi hissediyorum şu an. Ha, bakarız. Çaktılar bana da 13. ne kadar ayıp ya. Mis gibi yeni telefon ne olacak? Tabii ki onda da sıra var. Yani her iPhone'da sıra olduğu gibi ben anlamadım ama. Neyse ben böyle şeyleri hiç hoşlanmıyorum almaktan da. Şu an çaresizim. Ama iPhone telefon çok eski ya. iPhone artık 2016, 3 yani. Yok. O 2016'da mı ne almıştım ya? Evet, çok eski. O kadar eski değil. Ben o kadar eski çok eski. Yalvara yalvara neyse aldı sonunda yeni bir telefon.
Biz bir anda dışarı çıktık ya. Çok iyi oldu bence. Çok sıcaklamıştım ben. Benim canım aldı. Kahve istiyor. Kahve içelim mi? Kahve içelim. Hadi gel şurada Starbucks'a içelim gidelim. Orada değil mi? Şöyle göstereyim. Burada da bu arada kiralık evler var. AVM gibi şunlar. Karşıdakiler falan. Ev şunlar. Bunlar fena değil. Büyük. Ama fiyatları da yüksekti. En son baktığımda 2-250 falandı bunların kirası. Çok anlamsız yani. Burada 2-250'ye nerelerde otururum ben. Evet, orası öyle tabii ya. İşte modern. AVM'nin içinde falan filan yani böyle bunları görmediği alışmadığı şeyler olunca. AVM'nin içinde oturmak isteseydik İstanbul'dan dönmez. Değil mi? Başım ağrıdı. Ben şey içeceğim. Çay, tea, latte. Deden çay, tea, latte içer. Evet, her gün. Her gün içerdi köyde. Aynen. Arkadaşın yorum yapmış ya. Kim? Arkadaşın mı? Hangi arkadaşın? Yece. Yece benim çok yakın arkadaşım. Gördün mü? Kaç? Görüntülenme. 1600. Evet. Niye öyle oldu? Ya bilmiyorum. Biri bizi yayınlamış kesin de. Bazı Albert Einstein'larda şey var, böyle sushi yerleri var büyük olanlarda, şöyle göstereyim, sushi daily diye. Hemen şu arka tarafta yapıyorlar sushi'leri, şurada da koyuyorlar. Fena değil yani, tabii ki hani süper değil ama güzel yani. Değil mi? Bence iyi ya bir süpermarket. Aynen, bir süpermarket sushi'sine göre başarılı yani. Bu akşam sushi yiyorum. Belli oldu. Hadi seç. Ne aldın hayatım? Bunlar ne? Bunlar çok güzel bir şey. Ekmek gibi bir şey ama... Ekmek gibi de... Ama çok, çok lezzetli ama ekmeğe göre. Bunu ilk geldiğimizde çok yerdim. Kahve var mıydı? Vardı. Kahve çok var. Kahve çok var. 465 euroya çok diyorlar. Ne diyorsun? Ayda 465 euro market alışverişi mi olur diyorlar. İyi değil. Çok değil. Şey çok normal bir alışveriş. Tam videoda dediğimiz şey ya. Çok diyen de olacak, az diyen de olacak. Aynen. Ben yine fenalaştım arkadaşlar. Normal ya. İlacın etkisi geçti. Normal. Yarına bir şeyin kalmaz. Aşı kafası geldi. Gerçekten ya, ben çok kötü oldum. Bir tek ben de böyle olmamışımdır herhalde. Başka şey olanlar da oluyordur böyle, değil mi? Oluyordur başkasında. Ay çok kötüyüm ya. Ha, güzel ki. Ama muhteşem. Ve havalar biraz daha geç kararmaya başladı. Değil mi? Öyle söyleyebiliriz. Evet, saat 5 ve hala karanlık değil. Evet, bayağı güzel gözüküyor. Bir de bugün tabi bulutlar da az olduğu için. Gökyüzü de görünüyor. Evet. Muhteşem ya şu an. Yani şu ortam çok iyi. Evet, burası bizim favori sokağımız, caddemiz, mahallemiz, Amstelfi. Bu da en güzel caddelerinden biri. Evet. Alırız buradan bir ev. İnşallah. Sen ayıp ettin. Alacağız. Buradan alacağız. Ay çok kötüyüm ya. Vallahi. Tam düzelirsin şimdi, yemek ye. Bir şeyin kalmaz. Gidiyor geliyor böyle. Tamam, bir şey olmaz, sabah bir şeyin kalmaz. Ay. Normale dönersin. Sushiler. Güzel kokuyor ama. Evet, hadi yemek yiyelim. Eve geldik evet, bu arada. Yemek yiyelim. Eve geldik ve... Korkma ya, bu wasabi çok acı değil. Ha, kesin öyledir. Ben acı yemiyorum da. Kendisi de wasabi bastı soya sosun içine. Yok çok değil vallahi. Hiç anlamayacaksın. Uyuşacak aldım. Çok komik gerçekten. Sonra hiç anlamayacaksın. Çok güzel. Lan soyanın rengi değişti. Açıldı biraz.
Hadi geçmiş olsun. Bak burnum da akıyor, gördün mü? Yahu tamam, sabah bir şeyin kalmayacak. Tamam. Hadi. Hadi yiyelim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Neyse. Yemeği yedik. Evet. Sonra şeyi fark ettik. Videoda anormal bir durum var. Yani bir anda böyle bir saat içinde 1000 kişi falan izledi. Sonra bugün anormal bir dislike geldi video falan. Evet. Ne oluyor ya falan diye böyle Instagram'a yazdık. Böyle bilen biri var mı acaba ne olduğunu falan diye. Ama sen tahmin etmiştin. Yani biri bir yerde bir şekilde bunu yayınladı ya ve bir şey oldu bizim ama haberimiz yok gibi bir şey yorum oldu. Böyle bir şey olmuş olabilir dedi ya. Yok dedim ya, haberimiz olur böyle bir şey olsa, hani etiketler biri bir şey yapar, biri bir yerde görürüz diye. Göremeyince Instagram'da ben story attım. Sonra bir takipçi döndü sağ olsun. Sağ olsun. Ekşi Sözlük'te başlık açmışlar. Güzelce görmüşler bizi. Evet. Ya yapacak bir şey yok. Yani insanların düşündüklerini söylemesinden yana bir sıkıntı evet. Yok tabii ki de. Ekşi Sözlük'te linçini de yedin. Ha, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok canım. Evet. İfade özgürlüğü. Ben eğlendim. Ben çok eğlendim yorumları okurken. Yani. Diyecek bir şey yok ya benim için. Peki. Böyle de bir anımız oldu bugün. Ekşi Sözlük'te linç yedik. Ya şey, bir tane şey yazmıştı, ne? Boşun. Ya neler neler yazmışlar. İnanılmaz yani böyle. Ama Ekşi Sözlük linçleri meşhurdur. Bu arada hani takipçi şey yazdı. Aşağıda yazanların şöyle bir yorumu oldu. Başlığı açanın biz olduğunu zannetmişler. Ama biz değiliz. Başlığı evet, açan yazar. Söyleyelim. Yani Ekşi Sözlük'te yazarlığımız yok. Yazan kişi yazmış ve bizi kaynak göstermiş aslında. Kaynağı linçlediler. Aynen. Linç kaynağı bize gelmiş maalesef. Sağ olsun. Sağ olsun. Biri ne yazmış? Çok şey yazmışlar da. İşte boşuna... Ya işte... Olabilir. Evet. O zaman videoyu kapatabiliriz. Aynen, kapatabiliriz. Linçle kapatıyoruz. Sağlık olsun. Bizi izlediyseniz teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet, kanala abone olmayı unutmayın ya. Linçledikten sonra abone olun bari. Evet. Bir sonraki videoya kadar. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşürüz. Bye bye.